Hocam yeni sorularımıza başlıyoruz. Hadi bakalım gelsin. Duygusal zekası yüksek olan çiftlerden bahsetmiştiniz. Nasıl anlıyorsunuz bu çiftleri? Bu kişilerin ilişkileri buram buram kalite kokar. Yani o karşılaştığım zaman ilk hissettiğim şey budur. Çünkü hem kendilerine hem de eşlerine karşı gerçekten derin bir saygıları vardır. İkincisi zeka, belirgin bir zeka söz konusu. Ben bunu nasıl anlıyorum? Çünkü ilişki hakkında duygu ve düşüncelerini anlatma konusunda ve çocuk gelişimi konusunda kesinlikle kafa patlatmışlar, okumuşlar, araştırmışlar. Bu çok belli oluyor ifadelerinden. Kolay kolay söz kesmiyorlar ve çok güzel ifade ediyorlar kendilerini. Taktik falan yapmıyorlar. Yani duygularını, düşüncelerini gerçekten dürüstçe açıklıyorlar ki bizim toplumda ilişkilerde dürüstlük genellikle cezalandırılır. Yani buna rağmen gerçekten duygu ve düşüncelerini dürüstçe açıklarlar. Gizli gündemi olmaz bu insanların. Mesela bazı çiftler geliyor, örnek veriyorum, adam diyor ki sürekli işini bahane olarak gösteriyor. Ben bunun bahane olduğunu anlıyorum zaten. Yani evlilikle ve ilişkiyle ilgili ne zaman bir sorumluluk konuşulacak olsa kişi her zaman işini bahane ediyor ve ben işini de biliyorum. İşi de restoran işi, akşam rakı içiyor oturup köşede mesela. Eşim ilgilenmiyor şikayetinin arkasında başka bir şeyler oluyor. Bu çiftlerde böyle gizli gündem olmuyor. Gerçekten ne istiyorlarsa onu direkt kırmadan söylemeye çalışıyorlar. Türkiye'de bu arada yine tartışmayla kavga çok karıştırılıyor. İnsanların çoğu kavga ediyor ve bunun adına tartışma diyorlar. Bu böyle de değil yani, bir parantez açarak söyleyeyim. Bu insanlar tartışırken, fikirlerini ve duygularını söylerken haklı, haksız, suçlu, suçsuz çukuruna düşmüyorlar ki bu bir ego çukurudur. Buraya kolay kolay düşmezler. Bir sorunla, bir problemle karşılaştıkları zaman nasıl tepki veriyorlar, bunu nasıl ele alıyorlar? Aslında bu duygusal zekası yüksek çiftleri anladığım asıl yerde burası. Yani bu anlattıklarıma paralel olarak bir sorun yaşadıklarında duygusal zekası düşük olan çiftler birbirlerine saldırır. Ama duygusal zekası yüksek olan çiftler birbirlerine değil, probleme, soruna saldırırlar. Asıl fark işte buradadır. Çünkü bu kişiler aile olmanın hiç de kolay olmadığını, biz olmanın, takım olmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen çiftlerdir.